Evet, CHP'nin yeni ekonomik stratejisini tartışmaya devam ediyoruz. Konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan. Evet Umut Bey, şimdi ilk bölümde son 10 yıla ilişkin değerlendirmelerinizi de aldık ama bundan sonra isterseniz şimdi CHP ne öngörüyor, isterseniz onlara evet. Bakalım. CHP ne getiriyor yeni olarak? Yani mesela benim hep kafamı kurcalayan işlerden biri, siz işte başarıyla başarısızlığı ortaya koyarken iktidar partisi açısından, benim bakışımda da mesela en ciddi sorun olarak ortaya çıkan şey, hep üstünde durduğumuz hatta cari açığın yüksekliği ve sürdürülemez gibi görünmesi. Bizi en çok endişeye yönelten iktisatçıları ya da işte bu işe bakan insanları herhalde biri bu, birisi de işsizlik sanıyorum. Yani başka sorunlar da olabilir ama en ciddi görünenler bunlar. Şimdi bu cari açık geldi dayandı, IMF'in tahmini eğer tutarsa ve bu iş böyle giderse %8 olarak bitecek görünüyor 2011. Ki çok yüksek bir 62-63 milyar dolar ediyor aşağı yukarı. Sizin seçim bildirgenizde 2023'e kadar %7'lik bir ortalama büyüme hedefleniyor. İyi bir hedef. Türkiye'yi zorlayacak bir hedef. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli %5 civarında. Ama yani bu potansiyeli de zorlamadan bir yerlere gitmek çok kolay değil. Bunu anlaşılabilir görüyorum. Ama bir yandan da 2023'e gelindiğinde cari açığında %2,5'a ineceğini söylüyor seçim bildirgesi. Şimdi bu tabii önemli bir olay. Biraz önce konuştuğumuz gibi yani Türkiye'nin büyümesi büyük ölçüde cari açığıyla bağlantılı gitmiş bugüne kadar. Doğru bir model değil ama yani ne yapacaksınız da Türkiye'nin büyüme modelini yeni bir çerçeveye sokacaksınız da bir yandan %7 büyürken bir yandan da cari açık düşecek. Mesela kafanızda biraz ithalat ikamesi var mı? Ben bunu ayıp bir şey olarak da söylemiyorum. Çünkü çok eleştirildi. Moda değil artık ithal ikamesi, biliyorum. Ama gerekiyorsa bu yapılabilir diye düşünüyorum ben. Birçok Türkiye'nin yani hamle yapmasında da bunun olumlu yönleri oldu. Yani kafanızdaki, ben açık söyleyeyim, seçim bildirgesinde bunun ayrıntısı yok. Çünkü bunun ayrıntısını koysak zaten makroekonomi kitabı gibi bir şey olur bu. Ama mutlaka bunun arkasında bir şeyler vardır. Nedir düşünceniz? Şöyle söyleyelim, özellikle 2008 bu küresel kriz, yüzyılın krizi adlandırılan krizden sonra biraz evvel söylediğiniz gibi herkes, bütün ülkeler büyüme üzerine odaklandılar. Çok zorlanıyorlar tabii. Bir taraftan da en büyük sorun olarak da işsizlik ve cari açığı gördüler. Yine önce bir tespit yapıp sonra tedavi kısmına müsaade ederseniz geçip, yani ben özel sektörün de nabzını tutan bir insan olarak, sokağın nabzını tutan bir insan olarak da şundan rahatsızım açıkçası. Bir kere krizi dikkate ve ciddiye almadı hükümet, öyle değerlendiriyorum. Bununla ilgili somut bir adım da atılmadı. Mesela bütün ülkeler, takip ettiğim için söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne kadar bu cari açık tehdidiyle herkes bir kere çok ciddi anlamda bunu gündemine aldı. Bir taraftan da işsizlikle yattı kalktı ve herkes o istihdam nasıl arttırabilir onun üzerine durdu. Benim hatırladığım istihdamla ilgili en somut şey, Sayın Başbakan'ın her odalar birliği üyesi bir kişi istihdam ederse bu sorun çözülür diye böyle bir olayı çözüm olarak bunu ortaya koydu. Yani onun dışında da herhangi bir adım atılmadı. Bir de geçenlerde bir açıklaması oldu Sayın Babacan'ın. Artık işsizlik kroniktir, %10'un altına düşmesi zordur. Ama bunun da sürdürülebilir olması için çalışma saatlerini aşağı çekmemiz gerekir dedi. Evet, somut. Yani şimdi tabii böyle baktığınız zaman, ben de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorum, Avrupa ülkelerine gidiyorum, orada siyasetçilerle veya iş dünyasıyla toplantılar yapıyorum. Hiç unutmuyorum, yani 2009 yılında İsveç parlamentosuna davet edildim konuşmacı olarak. Kapıda karşılayan işte oradaki görevliden parlamentonun içerisindeki tüm milletvekillerinin yakasında bir rozet vardı İsveççe. Önce iş yazıyordu bütün herkeste. Yani bütün siyasi partiler o konuda siyaseti şey yapmışlar. Yani bunu iş siyaset malzemesi olarak kullanmamışlar. Şimdi bu kadar önemli bir olay hakikaten işsizlik, ama biz dikkate ve ciddiye almadık ve somut olarak da ortaya bir şey koymadık ve bugün de geldiğimiz nokta bu. Bu konuda yani bu biraz sizin uygulayacağınız modelle ilgili bir şey. Yani biz de bir büyüme ortaya koyuyoruz. Bugün hükümet de bir büyüme zaten gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte de baktığınız zaman rakamlar aynı gibi görünüyor. Ama bizim büyümemiz işte hem istihdam yaratacak, hem dış ticareti dengeleyecek, hem de cari açıktaki makası daraltacak bir büyüme. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu yapabilmenizin yolu, yani iç tasarrufları arttırmanız,
yatırımları arttırmanız, yatırımları teşvik etmeniz, bir vergi reformu yapmanız, kayıt dışıyla mücadele etmeniz ve bir ciddi bir sanayi stratejisi açıklamanız, bir sanayi kalkınma stratejisi açıklamanız. Bunu ancak yapabilirseniz bunlara erişebilirsiniz. Bunları yapmadan yani bir takım makro verilerle işte oynamakla olmuyor. Yani yine işin hep eleştiri tarafından kaçayım diyorum ama duramıyorum. Sayın Başbakan evvelsi gün yine ortaya bir laf attı. Faizleri sıfırlayacağız. Evet, o da soracak. Şimdi yani sıfır reel faiz hedefi. Şimdi bu şey gibi yapıyor Sayın Başbakan. Hokus pokus. Yani böyle istiyorum, böyle olsun diye bakıyor. Şimdi büyüme rakamlarımızda da yani ben gayri safi milli hasılayı burada tabii sizler iki değerli iktisatçısınız. Ben siz hazine müsteşarlığı da yaptınız. Yani bu konuda yani siz olayı çok iyi biliyorsunuz ama ben şimdi gayri safi milli hasıla artışına da baktığım zaman üzerinde çok fazla köpük görüyorum. Yani o büyüme ve refahın veya gelirin sorunlu olduğunu görüyorum. Birinci köpük bir kere hatırlarsanız 2006'da biz Birleşmiş Milletler standardından çıktık, Avrupa Birliği standardına geçtik ve orada bir yeniden değerlendirme otomatik olarak bir rakamla çarpıldı milli gelir. 133.3'tü o rakam. Yani dolayısıyla 1/3'lük bir köpük bir kere geldi. Genel olarak milli gelire. İkincisi de bu uygulanan yani Başbakan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarıdır dediği ve benim de gördüğüm başka ülkelerin de kıs kıs güldüğü çünkü sonuçta sanayinizi, üretiminizi, ihracatınızı aşırı değerli Türk lirasıyla siz sabote ediyorsunuz, yok ediyorsunuz ve başka ülkelerinin işte istihdamına, üretimine, onların size ihracatına katkı sunuyorsunuz. Şimdi aşırı değerli Türk lirasıyla da sonuç itibariyle Türkiye baktığınız zaman işte ithalata dayanmak zorunda kaldı. Yani orada da kur olması gereken yani kurun etkisiyle yükseltilmiş bir sanallık var diyorsunuz. İkinci köpükte onu görüyorum. Yani dolayısıyla bu bir sağlıklı bir bir tespit yaparsak bir büyüme modeli değil. Bizim hayalimizde, bizim şeyimizde yani teknik verilere girmememi istediğiniz için söylüyorum. Bir kere mesela yine Başbakan'ın odak noktası İstanbul. Yani İstanbul Belediyeciliğinden başlayan siyasi hayatı, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'u o büyütmeye hala uğraşıyor. İstanbul 500 bin göç alıyor. Ben 30 sene evvel hatırlıyorum İstanbul'un tabelasında 1 milyon yazıyordu. Bugün sayılabilen 14 milyon. O hala iki uydu kent yapacağım diyor. İşte Kanal İstanbul diyor. Yani o Türkiye'yi İstanbul olarak görüyor. Tabii ona da hak veriyorum. Yani alıştığı düzen tamamen bu rant dağıtımı, rant organizasyonu, hani rantı organize ediyor bir anlamda. Yani işte İstanbul'la ilgili ne denildi? İşte kentsel dönüşüm denildi. Bir takım oynamalar oldu. Ondan sonra işte finans merkezi olacak dedi. Ankara'dan sizler de ona karşı geldiniz. Bütün finans şeyi İstanbul'a taşınacak. Yani oradaki devletin kurumları. Şimdi de bu Kanal İstanbul'da. Yani o İstanbul'u böyle allıyor, pulluyor. Yani realist düşünmüyor. Biz de tam tersine bakıyoruz. Biz diyoruz ki İstanbul yani olabilir bir önemli bir şehirdir, turizm gelmelidir, işte buranın bir tarihi kültürü vardır, burada yine bir finansman merkezi olabilir yani burası ama sanayi buradan gitmeli ve biz sanayiyi İstanbul'dan delokalize etmeyi düşünüyoruz. Yani Anadolu'da sanayi yeni yeni İstanbullar yaratmayı ve buradaki göçü bir kere delokalize etmeyi bu birkaç anlam ifade ediyor. Bir bölgesel kalkınma sağlıyor. Nitekim bizim şeyimizde, hedeflerimizde mesela Türkiye genelinde %7 büyüme, Doğu Güneydoğu'da %9,5 büyüme. Evet. Bunun amacı artık kayıt dışı olmuş ve burada şehrin düzenini bozan ve sürekli olarak göç çeken ve varoş yaratan sanayiyi Anadolu'ya taşımak. Buna yönelik bir takım altyapıları sağlamak. Bununla insanların doğduğu yerde karınlarının doyurmasını sağlamak. Yerinde iş aş olduğu zaman sosyal barışın da tesis edilmesi, güvenlik sorununda kısmen çözüleceğine inanıyoruz. Yani bir kere böyle bir birbirinden 180 derece zıt bir bakış açımız var. Yani biz Anadolu'da tekrardan sanayileşmeyi, tekrardan hayvancılığı, tekrardan tarımı canlandırmayı, turizm bölgelerinde yeniden turizmi canlandırmayı, işte ne bileyim yeraltı zenginliklerini daha etkin ve verimli kullanmayı i̇şte planlıyoruz. Yaparken cari açık konusunda nasıl bir politikanız olacağı merak ediyor. Bu şimdi sorulara bakıyorum. Gelen sorular da böyle. Mesela Tarık Çetinkaya
Sayın Umut Bey diyor, CHP'nin cari açığı ne gibi bir çözüm var? Cari açığı düşürmek ve bitirmek için ne gibi projeleri var? Şimdi ihracat hedefimiz var, 650 milyar dolar. Evet. Ben biraz anladım ama onu, yani Umut Bey söyledi onu. Evet. Yani benim anladığım kadarıyla yepyeni bir sanayileşme planıyla geliyorlar. Hı. Ve dolayısıyla ithalata bağımlılıktan ya yavaş yavaş çıkacak. Yer, ihracat hedefiniz 650 milyar. Bir de sizin önemli bir şeyiniz var, bu tasarrufların artması. Yani diğer parti programlarında yapılmayan vurgu sizde iş tasarruflarının artması. Fakat bunun altı henüz daha gözümüzde canlanmıyor. Yani bence iş tasarrufları nasıl artıracaksınız? Çünkü öngördüğünüz artış çok yüksek bir artış. Aynı zamanda ihracatta 650 milyar dolar, ihracat 750 milyar dolar gibi ithalat var. İthalata hedef yok ama bir tahmin koymuşsunuz. Bu 650 milyar dolara yani ulaşmak için ne yapılacak? Ve iş tasarrufları nasıl artıracak? Yani birçok şey tabii bu mesela... cari açığın kapanması vesaire aslında tasarruflara bağlı çıkıyor. En sonunda senin söylediğin çok doğru. Yani eğer iş tasarrufları zaten %6 galiba CHP'nin programında değil mi? 10 yılda %6 civarında arttırmak. Böyle bir artış olsa zaten sorun çözülüyor. Dışarıdan finansman ihtiyacı da doğmuyor. Burada nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Buradaki öngördüğümüz bir kere kayıt dışını kayıt altına almak önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani kayıt dışıyla ciddi bir şekilde bir hesaplaşma ve bunu tabii bunu toplumsal mutabakatla da yapmak. Yani yukarıdan aşağı. Burada çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum gene konuyla ilgili diye. Şimdi tabii kayıt dışılık iki türlü ama en büyük kayıt dışılık vergi dışılıkla bağlantılı. Doğru. Ve dolayısıyla sizin seçim bildirgenizde de vergi dahi idaresinin bağımsızlığı var. Kayıt dışılığı önlemek amaçlı. Bu benim de çok öteden beri işlediğim bir konu. Ben vergi idaresinden ziyade vergi denetiminin bağımsız olduğunu söylüyorum ama herhalde bunlar da bu işin değil mi? Kayıt dışılığı önlemekte önemli bir adım olarak öngörüyorsunuz sanırım. Doğru. Yani devlet yine denetleme ve düzenleme bir anlamda yürütmeden bağımsız olması. Yani o kuvvetler ayrılığının yeniden hukukta olduğu gibi mali alanda da tekrardan tesis edilmesi. Yani burada yine Sayın Başbakan'ın açıklamalarında dün işte petrolün yine biliyorsunuz 3 ayda 12. kere fiyat artışı oldu ve 5 liraya doğru gidiyor. Orada da EPDK'ya şey yaptı. Yani suç bizde değil gibi. Yani bağımsız kurumları da Başbakan tekrardan zaten esasında yarı bağımlı yani tam bağımsızlığı da tartışılabilir mutlaka. Onları da bağımlı hale getirmeyi ve her şeyi yürütmenin emrine vermeyi düşünüyor. Sizin sorduğunuz şeyin esasında kilit şey üretim. Yani bir taraftan ekonomiyi, yani bir taraftan bir vergi, ciddi bir vergi reformuna ihtiyaç var. Yani o çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan ciddi bir kayıt dışıyla artık hesaplaşma zamanı, yani 16. büyük ekonomisiniz, 10. büyük ekonomiyi hedefliyorsunuz, %50 ekonomist kayıt dışı. Yani böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Bir de bir taraftan da yani kilit, belki sihirli sözcük, üretim. Yani şu anda üretim veya reel sektör yerine sıcak para bir sistem kurulmuş. Tam tersi, hani ben biraz evvel anlattım. Yani ben de bundan 25 sene evvel ben memur çocuğuyum. Yani ben de o fabrika kurmanın heyecanı, iş kurmanın heyecanı, insan çalıştırmanın heyecanı, o bir insana bir umut veriyordu, bir hayaldi. Herkes öyleydi. Şimdi herkes bundan tekrardan insanları ona yeniden yönlendirmek. Yani halkı üretmek etmek. Yani hani böyle bir kaçırıp bir şekilde İşte siyasi rağa gitmesi veya siyaseten sosyal desteklenmesi, sosyal devlet tekrardan kurulması, o çok önemli. Yani Türkiye'deki en büyük eksiklik olarak görüyoruz. Sosyal devlet şu anda fonksiyonlarını yitirmiş. Bu çok tehlikeli bir şey. Orada tabii az öncesinde bahsettiğiniz gibi o büyümedeki ithalat bağımlılığı. Yani büyüme güzel de büyüdükçe ithalatın artışı, o dış dengenin, dış açığın verilmesi. Oradaki anahtar herhalde o büyüme, yani sanayinin yapısının bir anlamda değişmesi gerekiyor. Evet. Çok ithalata bağımlı bir yapımız var ve büyüdükçe, ihracat yapmak istedikçe ithalatımız artıyor. Böyle bir kısır döngü içindeyiz. Enerji bağımlılığı. Dolayısıyla yani sanayinin yapısını değiştirmek lazım. Bir de hükümet sanayi stratejisi diye bir belge açıkladı. Evet. O konuda ne diyorsunuz? Yani sanayi strateji belgesi yine 2000 yılında bir 2023'e yönelik bir devletin hazırladığı bir şey vardı. O zaman hükümetin açıkladığı bir vizyon çalışması vardı. Şimdi ondan kopuk. Yani o zamanki verilen hedeflerden ben incelediğim zaman bu 2000 yılında 27.6.2000'de parlamentodan geçen 2001-2023 uzun vadeli bir gelişme stratejisi vardı. Yani bunun altında bu bir şey, yani çıkmış, çıkartılmış bir meclisten geçmiş olunan